Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Peki ne yapacağız bu videomuzda? Bu videomuzda kavram yanılgıları ve kavram yanılgılarını gidermede kullanılan yöntemlerden bahsedeceğiz. ÖSYM'nin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de bu. Kavram yanılgılarını çok soruyor arkadaşlar ve emin olun bazı şeylerde o kadar büyük kavram yanılgıları var ki bunları bazen biz bile yani ben kendim bile yapabiliyorum bu kavram yanılgılarını. Şimdi e, kavram yanılgısı nedir? İlk önce buna bakalım. Kişisel deneyimlerle oluşan, bilimsel gerçeklerle uyuşmayan, karıcı, e, kalıcı öğrenmeleri engelleyen öğrenmelere biz kavram yanılgısı diyoruz. Mesela fok balığı. Fok balığı. Fok nedir normalde? Memelidir. Ama biz fok balığını işte küçüklüğümüzden beri duya duya duyuyor o bize balık gibi kalmıştır aklımızda. Mesela arkadaşlar işte e, yunus balığı. Ne bileyim hani yani bu tür çok fazla örnek verebileceğimiz şeyler vardır. Bunlar nedir? Hep bizim aklımızda kavram yanılgısı olarak kalmıştır. Ve gerçekten değiştirmesi zor olan öğrenmelerdir bunlar. O yüzden de oldukça önemlidir. Şimdi kavram yanılgılarını tespit etmek için neleri kullanıyoruz? Kavram yanılgılarını giderme gidermede hangi yöntemleri kullanıyoruz? Bunlara bakalım. Kavram yanılgılarını tespit etmek için yapılandırılmış grid... Tahmin, gözlem, açıklama, mülakat yani olay kavram ilişkisi, çizimler, kelime ilişkilendirme testleri, dallanmış ağaç, kavram haritaları ve kavram karikatürünü kullanabiliyoruz tespit etmek için. Kavram yanılgısı olduğunu tespit ettik. Yanılgıyı gidermede neler yapıyoruz? Analoji yani arkadaşlar analoji benzetmedir. Çalışma yaprakları, kavramsal değişim metinleri, anlam çözümleme tabloları, ve diyagramları, kavram ağları, kavram haritaları, kavram karikatürü. Şimdi bu kavram haritalarıyla kavram karikatürü her ikisinde de kullanılır. Hem tespit etmek için hem de yanılgıyı gidermek için kullanılıyor. Şimdi bakalım ilk önce yapılandırılmış gridden başlayalım. Arkadaşlar yapılandırılmış grid nedir? Aslında çok karşımıza çıkıyor yapılandırılmış grid. Sadece isim olarak bilmeyebilirsiniz. Şöyle bir tablo. Bu tabloda birkaç tane mesela diyelim ki Buraya ne yazdı? İşte sazan yazdı. Buraya hamsi yazdı. Buraya yunus yazdık. İşte buraya e, fok yazdık. Köpek balığı yazdık. Veya e, köpek balığı direkt balık olduğunu gösteriyor. Gerçi de mesela buraya da vatoz yazdık. Hangileri memelidir? Veya hangileri e, balıktır diye sorulabilir. Bu nedir? Yapılandırılmış griddir. Mesela eğer çocuk e, hamsi yaptı diyelim ki sazanı yaptı hani hangisi balıktır diye sorduk ama içerisine Yunus'u daldı. Da o zaman diyorum ki ben bu çocukta Yunus'la ilgili bir kavram yanılgısı var. Yani Yunus'un yani suda yaşayan tüm canlıların balık olduğunu düşünüyor. Hani o şekilde düşünebiliriz ve bununla ilgili de kavram yılgısını gidermek için çalışmalar yapabiliriz. Peki bunun yararları nelerdir? Bu arada yapılandırmış gridde sadece kelime olması zorunlu değil. Mesela küçük çocuklar için resim, sayı, formül gibi şeyler de yazılabiliyor. Sorulara, sorulan soruya yanıt olarak arkadaşlar bu kutucuklardaki kelime ya da kelimeleri öğrenciler tarafından seçilir doğru cevap sayısına bağlı olarak da bir puanlama yapılıyor. Peki yararları, neler? yararları nelerdir? Görsel düşünme becerisinin kullanılmasını sağlıyor. Sonuçta bir sen oraya bir tablo vermişsin. O tablo nedir? Görsel e, hitap eder. Bizim görselimize, gözümüze hitap ediyor. Dolayısıyla görsel düşünme becerisini kullandırır. Öğrencinin seçtiği her kutucuk için puan verilmesi nedeniyle kısmi bilgilerin de puanlanmasına olanak sağlanıyor. Mesela çocuk hamsinin balık olduğunu biliyor. Ee, bu bir kısmi bilgidir. Hani böyle herkesin bildiği bir şeydir. Ama bunun da puanlamasını olanak sağlıyor. Öğrenmenin ve değerlendirmenin tek düzelikten uzaklaşmasını sağlar. Yani biz klasik soru cevaptan ziyade bu tür şeyler bizim için daha iyi olur. En azından öğrenmenin de değerlendirmenin de tek düzelikten uzaklaşmasını sağlamış oluyoruz. Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin konu hakkındaki eksik ya da yanlış bilgilerini ortaya çıkar. Zaten bizim en önemli amacımız bu kavram yanılgısı var mı yanlış bilgisi var mı buna bakacağız doğru olmayan bir bilgiler sorulmaz burada Evet mesela e, her soru mutlaka doğru cevabı olması gerekiyor kutucuklardaki her bir bilgi bir soru için gerekli yanıttır bu nedenle yanlışları eleyerek doğru yanıt bulunamaz yani mesela e, eşleştirme gibi bir şey değil burada Hani her biri bir sorunun cevabı Dolayısıyla eleme yapamıyor burada Hani bu bunun cevabı bu bunun cevabı veya bu gitti bu gitti bu geriye bu kaldı diyemiyor Dolayısıyla her biri bir sorunun cevabı olduğu için eleme yöntemini kullanamıyor arkadaşlar ve kısa sürede uygulanabilir bir yöntemdir bu e, dediğimiz yapılandırılmış grid peki sınırlı sınırlılıkları nelerdir bir kere arkadaşlar soru hazırlamak başlangıçta zor Çünkü e, bununla ilgili soru hazırlayabilmek için hani çok geniş düşünebilmek gerekiyor. Dolayısıyla ilk başta soru hazırlamak gerçekten zordur ama hazırladığınız soruları da yıllarca kullanabilirsiniz. Özellikle de üst düzey basamakların ölçülmesinde kullanılamıyor. Sentez değerlendirme basamağı davranışlarının ölçülmesine kullanılamıyor. O yüzden bu da bir sınırlılığıdır. Soruların yanıtları kutucuklarda yer aldığı için şans başarısı söz konusudur. Aynı şey gibi kelime kelime eşleştirmeler var ya hani mesela organelleri sorduk karşılarına birer tane cevaplarını yazdık birer cümleyle e ben bunları eşleştirdiğim zaman burada şans başarı söz konusu aynı burada da o şekildedir e, çoktan seçmeli ve yan doğru yanlış testlerine göre daha az şans başarısı vardır arkadaşlar yani çoktan seçmeli de özellikle doğru yanlış gerçekten bence sorulmaması gereken bir e, testtir çünkü doğru yanlışta çocuk hepsini doğru yapsa Diyelim ki 20 soru hepsine doğru 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 yazsa hiçbirini okumadan emin olun yarısını tutturacak. Hatta bazen yarısından fazlasını tutturacak. Bu da tamamen şansa bağlı bir şey olduğu için dolayısıyla öğrencinin bilgi düzeyi hakkında bize bilgi vermiyor arkadaşlar. Ben o yüzden testlerde doğru yanlış sormayı pek uygun görmüyorum ki hazırladığım sınavlarda da doğru yanlışı hazırlamıyorum. Doğru yanlış yerine boşluk doldurma Boşluk doldurmada düzeye göre kelimeler verilebilir yukarıda kutucukta ama kelimeleri verirken fazladan kelime verin ki yine burada şans başarısını azaltmak için. E veya eşleştirme olabilir. Eşleştirme de de şans başarısı var ama doğru yanlışa göre daha azdır bu. Yine çoktan seçmeli sorulabilir ama ben doğru yanlış testlerine tamamen karşım. Çünkü çocuklar genelde kolaya kaçıyorlar ya okumuyorlar tamamını doğru işaretlesem en azından yarısını doğru yapmış olurum diyor ya da şöyle yapabilirsiniz doğru yanlış sorarsanız bile bir yanlış bir doğruyu götürüyor ya da iki yanlış bir doğruyu götürüyor gibi yapabilirsiniz arkadaşlar o zaman şans başarısını azaltmış oluruz yapılandırılmış gridin değerlendirilmesine bakalım nasıl değerlendireceğiz bununla ilgili de soru çıktı hem eğitim bilimlerinde çıktı arkadaşlar hem de bizim kendi ÖABT sınavımızda da çıktı şimdi nasıl değerlendireceğiz kutucuktaki sayıları, sembolleri, kelimeleri, resimleri işlevsel ya da mantıksal olarak sıralamaları isteniyor. Her iki adım içinde farklı puanlama sistemi kullanılıyor arkadaşlar. İlk adımda her sorunun cevabı uygun kutucukların bulunması aşamasındaki aşağıda formu, aşağıdaki formu kullanıyor. Yani buradaki formülümüz C1 bölü C2 C1 bölü C2 eksi C3 bölü C4. Peki nedir bu C'ler? Arkadaşlar C1 seçilen doğru kutucuk sayısı. C2 toplam doğru kutucuk sayısı. C3 seçilen yanlış kutucuk sayısı. C4 de toplam yanlış kutucuk sayısı. Bu formülde öğrencilerin puanı artı 1, 0, eksi 1 arasında değişiyor arkadaşlar. Bu puanı 0 üzerinden değerlendirmek için öncelikle negatifliği ortadan kaldırmamız lazım. Bu yüzden bunu artı 1 ile topluyoruz. Elde edilen puanı da 5 çarpıyoruz. Ortaya bir puan çıkıyor. Hemen bir örnek yapalım isterseniz. Bakın diyor ki yukarıdaki kutucuklardan hangisi omurgalı hayvanlar grubuna dahil olan canlıları içerir? Bakın burada doğru cevaplarımızı vermiş bize. Zaten biz de buluruz. Balina değil mi? Sazan, yılan, kartal, kurbağa. Bunlar bizim doğru cevaplarımız. Şimdi biz buradan bir puan hesaplayalım. Mesela öğrenci şöyle yapmış olsun. Kart, şey Sazanı işaretlememiş diyelim ki kartalı işaretlemiş burada. Kaç tane doğrusu var? Dört tane. Toplam doğru kaç tane? 5 tane. Eksi dedim. Yanlış olan diyelim ki yanlış olan da örümceği de seçmiş olsun. Bir tane yanlışı var. Toplam yanlış olan kaç tane bakın. 1, 2, 3, 4 tane de yanlış var. 1 bölü 4. Şimdi ben bunu e, işlemi yapacağım ve bir sonuç bulacağım yapalım arkadaşlar şuraya 4 şuraya 5 dersek 16 16 eksi 5'ten 9 9 bölü kaç oluyor 9 bölü 20 değil mi evet 9 bölü 20 hani böyle çok bir şey bir sonuç çıkmadı ama. Bunu da hani negatifliği ve sıfırın üzerinde bir puan alabilmesi için artı 1 ile topluyoruz. Eğer negatif bir değer varsa ki burada negatif değer yok. Sonra bu sonucu 5 ile çarpıyoruz. 5 ile çarptığımız zaman da öğrenciye bir puan oluşturuyoruz. Tabii ki bunların puanlarını falan oluştururken de mutlaka deneyerek yapmak lazım. Yani dolayısıyla birazcık bizi yoran bir işlem oluyor bu. O yüzden de çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet bu şekilde bizler soruların cevaplarını bulabiliyoruz. Burada tampon çıkarmaya çalıştım ama tampon çıkaramadım. Mesela hepsini doğru yaptığını düşünelim. Bakalım kaç puan alacak öğrencimiz? Şöyle diyelim 5 beş tanesinin 5'ini de doğru yapmış olsun. Şöyle sileyim şurayı. Mesela neleri seçecek Balina, değil mi? Ee, sazan, yılan, kartal, kurbağa 5 tane doğrumuz var. 5 doğru. Toplam doğru sayısı kaç? 5. Yanlışı var mı? Yok, değil mi? 0. Toplam yanlış sayısı kaç? 4. Eşittir. Şimdi burada zaten 0 oluyor burası. 5 bölü 5'ten 1 puan aldı. Ben eksi olsaydı artı yapmak için onu artı 1 ile toplayacaktım. Ama eksi bir değer olmadığı için toplamıyorum. Sonra bulduğum sonucu 5 ile çarpıyorum. Bu çocuk bu sorudan kaç puan aldı? 5 puan aldı. Zaten bu tür sorularda genelde mesela soru 1 için 5 puan oldu. Mesela soru 2 için de 5 puan alsa, soru 3 için de 5 puan alsa toplam bu sorudan 15 puan almış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde biz örnek olarak çözümledik. Gelelim. Arkadaşlar tahmin gözlem açıklamada ise Öğrencilerin düşüncelerinin altında yatan asıl nedenleri ortaya çıkarmak için hani böyle bir yöntem kullanılıyor ve üç tane aşamadan oluşuyor bu. Özellikle de fen öğretiminde yani fizik, kimya, biyoloji öğretiminde kullanılıyor. Nedir? Üç tane aşaması var. Bunlardan bir tanesi tahmin, diğeri gözlem, diğeri de açıklama. Zaten başından da anlıyoruz. Tahmin aşamasında öğrenciye bir gösteri deneyi yapılıyor ve olay hakkında bilgi veriliyor gösteri deneyinin sonucunu tahmin etmeleri isteniyor ve tahminlerinin de sebeplerini açıklamaları isteniyor. Mesela şöyle düşünün. Fotosentezle ilgili bir deney yaptık. Elodea bitkisi su bitkisidir biliyorsunuz. Elodea bitkisine yeterli ışığı verdik, bir süre bekledik ve su içerisinde baloncuklar böyle çıktığını gördük. Öğrencilere bunu izlettirdik bu deneyi. Daha sonra biz sorduk öğrenciye sizce bu baloncukların sebebi ne olabilir? Öğrenci de tahminini söyledi ve tahmininin sebebini de açıklamasını istedik. Sonra gözlem aşaması başlıyor. Gözlem aşamasında öğrenci tahminde bulunduğu gözdene, göz, e, gösteri deneyi yaptırılıyor. Öğrencilere deneyi dikkatli bir şekilde gözlemlemeleri gerektiği vurgulanır kesinlikle ve gözlemlerini de kaydetmeleri sağlanıyor. Böylece eğer bir sıkıntı olursa gerekirse de deney tekrarlanıyor. En son açıklama aşamasına geliyoruz. Açıklama aşamasında ise öğrencilerin gözlemleri ve tahminleri arasındaki çelişkiler varsa bu çelişkileri ortadan kaldırmak için gözlemler sınıfta veya laboratuvarda tartışılıyor. Yani şöyle düşünün. Mesela öğrencilerden biri dedi ki baloncukların çıkmasının sebebi işte oksijenli solunum yaptığı için ürettiği karbondioksittir. Diğeri de dedi ki bitki gündüz fotosentez yapar yeterli ışık da verdik. Bunun baloncuklarının çıkması sebebi bitkinin fotosentez sırasında ürettiği oksijendir dedi. Eğer bu ikisi arasında bundan çelişkileri ne yapıyoruz? Bir tartışma ortamı hazırlayarak bu çelişkilerin giderilmesini sağlıyoruz. Oradaki asıl sebep nedir? Bitki fotosentez yaptığı için işte e, oksijen üretti, oksijenler de suyun içerisinde baloncuk şeklinde görüldü. Yani burada arkadaşlar aktif olarak öğrenci katılıyor, kendi zihnindeki soruları, kendi zihnindeki tahminleri yönlendiriyor. Dolayısıyla oldukça etkili bir açıklama e, yöntemimizdir tahmin, gözlem ve açıklama aşaması. Evet gelelim diğer bir yöntemimize. Bunlar neydi? Kavram yanılgılarını ortaya çıkaran yöntemlerdi değil mi? Arkadaşlar burada kelime ilişkilendirme testlerinde kolay bir konuyla ilgili yani bir konuyla ilgili bir teste bir konuyla ilgili anahtar bir kavram veriliyor. Bu kavramın çağrıştırdığı kelimelerin öğrenciler tarafından kısa sürede tekrarlanması bekleniyor. Mesela çevre dedik. Çevre ile biz anahtar kavram olarak çevreyi verdik. Daha sonra bununla ilgili çağrıştırılan kelimelerin öğrenciler tarafından söylenmesi istiyoruz. Mesela birisi dedi ki ekolojik ayak izi, birisi dedi karbon ayak izi, birisi dedi çevre kirliliği, birisi dedi çevre direnci bilmem ne böyle 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 biz ne yapıyoruz bunların kavramlarını çağrıştırdığı kelimeleri yazıyoruz. Burada peki yararları ve sınırlılıkları nelerdir buna bakalım. Bir kere hazırlanması kolay ve çok kısa sürede uygulanabilir. Çünkü hemen öğrencilerden siz dönüt aldığınız için çok kısa sürede bunu uygulayabilirsiniz. Tüm derslerde ve tüm sınıf düzeylerinde uygulanabilir ve herhangi bir konuyla ilgili uygulayabilirsiniz. Bireysel uygulanabildiği gibi küçük ya da büyük gruplara da uygulanabilir. Öğrencilerin bireysel yapıdaki kavramlar arasında ilişkileri ortaya koymasını sağlar. Yani ekoloji deyince o çağrıştırdığı kelimelerin birbiriyle ilişkisini ortaya koymasını sağlıyor. Peki sınırlılıkları nelerdir? Arkadaşlar üst düzey zihinsel beceri ölçülmesine uygun değildir. Mesela uygulama, sentez, değerlendirme gibi basamakların, davranışların e, ölçülmesine uygun değildir. Sadece alt basamaklar ölçülebilir. Gelelim dallanmış ağaca. Dallanmış ağaçta da, e, doğru yanlış testlerine alternatiftir. Ve bence dallanmış ağaç doğru yanlış testlerinden daha iyidir. Ben daha önce de söyledim. Doğru yanlış sorularını çok sevmem. Yani sormasını da sevmem. Burada sorular birbirine bağlantılı ve bir konu derinlemesine ayrıntılandırılır. Yani sorular ne yapıyor? Genelden özele, basitten karmaşa, temelden ayrıntı, ayrıntıya doğru hazırlanıyor. Şans başarısı burada çok düşüktür. Ve öğrenme eksikliği belirlenebilir. Mesela bakın hemen burada bir örneğimiz var. Diyor ki hücre bölünmesi mitoz ve mayoz olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru değil mi? Doğru kısmından gidiyoruz. Mitoz sadece eşeysiz üreyen canlılarda görülür. Bakın normalde ne olması lazım bu? Yanlış. Ama diyelim ki öğrenci ne yaptı? Bunu doğru olarak kabul etti ve dörde geldi. Dedi ki DNA kendini eşler. Doğru mu DNA kendini eşler mi? Doğru. O zaman birinci çıkıştan çıktı. Bakın burada yanlış yaptığı bir basamak var. Yanlış yaptığı basamak neresi? Burası değil mi? Normalde bunun yanlış olması lazım çünkü eşeyli üreyen canlılarda da mitoz görülebilir. Dolayısıyla burada yanlış yaptığı için bu basamağa puan vermiyoruz. Sadece doğru çıktığı basamaklara puan veriyoruz. Zaten direkt e, doğru çıkıştan çıkarsa. Orada tam puan veriyoruz arkadaşlar. Burada öğrenme eksikliklerini görüyoruz. Yani öğrenci şurada bir yanılgıya sahiptir. Mitozun sadece eşeğsiz üreyen canlılarda görüldüğünü düşünüyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir düzeltme yapılabilir diyoruz. Tanılayıcı dallanmış ağaçta. Gelelim diğer bir yöntemimize kavram haritaları. Arkadaşlar kavram haritalarında temel amaç anlamlı öğrenmeyi sağlamaktır ki ben bu kavram haritalarını çok kullanırım yani ders anlatırken siz de fark etmişsinizdir 2022 videolarımda çok böyle kavram haritası yaparak anlatıyorum derslerimi ee, burada anlamlı öğrenmeyi sağlamanın en etkili yolu olan ee, öğrenilenlerin birbiriyle ilişkilendirilmesi ve örgütlenmesini içeriyor arkadaşlar. Dolayısıyla kavram haritaları oldukça önemlidir. Yine bütün eğitim kademelerinde kullanılabilir ve dersin bütün aşamalarında da kullanılabilir. Kavram yanılgılarının hem tespitinde hem de giderilmesinde kullanılır kavram haritası. Kavram yanılgılarını düzeltiyor. Genelden özele, ana başlıktan alt başlığa doğru olmalıdır ve okulların yönü de doğru ayarlanmalıdır. Şurada bir örneğimiz var. Mesela canlılar alemi. Canlılar alemini ayırmışız, değil mi? bakteriler, arke bakteriler yani erkeler, protistler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Sonra ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili bazı özellikler yazıyoruz mesela. Veya işte bakterileri kendi içerisinde ayırıyoruz. Mesela fotoototrof olanlar, kemoototrof olanlar gibi. Veya işte fotosentez yapanlar, kemosentez yapanlar gibi. mesela hayvanları ayırıyoruz. Omurgalılar, omurgasızlar gibi. Bu şekilde Genelden özele doğru bir gidiş var. Dolayısıyla oldukça hani e, ayrıca görsel hitabı da olduğu için görsel hafızası yüksek olan öğrencilerde çok etkili bir yöntemdir. Bu kavram haritaları. Şimdi gelelim kavram karikatürlerine. Kavram karikatürleri de özellikle. Ee, çok böyle anlaşılması zor olan konularda kullanılabilir. Yine bu da hem kavram yanılgılarının tespitinde hem de giderilmesinde kullanılır arkadaşlar. Burada insan ya da hayvan figürlerinden yararlanılıyor. Burada mesela konuşma baloncuklar oluşturuluyor. O baloncuklar içerisinde akademik ya da bilimsel terimlere yer veriliyor mizah amacı taşımaz yani mizah yok burada direkt biz terimi öğretmek amacıyla bunu veriyoruz konu hakkında ayrıntılı bilgi yoktur genel bilgiler vardır ilgi çekicidir güdüleyicidir yani konunun ilgisini çekmesini sağlar çekinmeden görüşleri ifade etme fırsatı sunar araştırmaya şevk eder konuşma baloncuklarının en az birinde doğru birinde yanlış bilgiye yer verilir Yani bu iç e, yani denge kurulsun diye. Yani şöyle düşünün. Şimdi bizim aslında beynimiz tam dengede kalmak ister. Biz bu dengeyi bozduğumuz zaman arkadaşlar beyin o dengeyi kurana kadar düşünmeye başlar. Mesela şöyle düşünün. Sizlerde sizler de, de mutlaka oluyordur. Bir matematik sorusunu çözemediğiniz zaman beyniniz sürekli o matematik sorusunu düşünür. Hani aklınızda kalmıştır o. Benim mesela çok oluyordu. Ee, bir anda mesela aklıma gelir o. Neden oluyor? Çünkü beyin denge halini bozdu. O anda hemen denge durumuna getirmek istiyor. O yüzden de çok düşünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada en az birinde doğru birinde de yanlış bilgiye yer vermemiz lazım ki. Hem öğrenciyi araştırmaya sevk etmemiz gerekiyor. Hem de arkadaşlar e, anlamlı öğrenmeyi de sağlamamız gerekiyor. Yaratıcılığı destekliyor, kalıcı öğrenme sağlıyor. Yine bunun da örneği var mesela burada replikasyonla ilgili bakın bir kavram karikatürü şurasını silelim. Mesela diyor ki burada ben DNA polimeraz. Yeni DNA içeriği için nükleotitleri seninle birlikte sentezlerim demiş. Bakın DNA polimerazın görevini vermiş. Bu da demiş ki ben DNA ligaz. Sen aslında benimle birlikte DNA ipliklerini birbirine bağlıyorsun demiş. Merhaba demiş ben halikas. Helikas sanırım görevimi hatırlamıyorum. Bakın burada ne oluyor arkadaşlar? Birbirleriyle konuşarak ee, hem öğrencinin ilgisini çekmiş oluyoruz hem de burada bir şeyler öğretmiş oluyoruz. Aslında replikasyonun e, çok güzel öğretim yöntemidir bence. Çünkü replikasyonu öğrenmede ve protein sentezini öğrenmede öğrenciler çok güçlük çekiyor. Valla ne yalan söyleyeyim ben de hani ilk öğreneceğim zamanlarda ben de çok güçlük çekiyordum. İnsan böyle üst üste üst üste e, anlata anlata veya işte e, çalışa çalışa öğreniyor. İlk başlarda zorluk çekilen konular bunlar. Gelelim analojiye. Analoji arkadaşlar, bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun çıkarılması. Mesela, mesela kalbin pompaya benzetilmesi. Yani genellikle soyut bir kavramı anlatmak için somut bir e, şeyin kullanılmasıdır bu. Kalbin pompaya benzetilmesi gibi. Çalışma yapraklarına bakalım. Bunlar da e, içinde değerlendirmeler var. yani etkinlikler var aslında. Bu etkinlikler bir çalışma yaprağı şeklinde bir ödev şeklinde veriliyor. Öğrenci mesela onu ders içinde de çözebilir veya eve götürüp evde de çözüp getirebilir. Hem pekiştiriliyor arkadaşlar hem de konunun kalıcılığı sağlanmış oluyor. Aynı zamanda dönüt olarak da kullanılabiliyor. Yani bir değerlendirme olarak da kullanabiliriz. Kavramsal değişim metinlerine gelelim. Piaget'in dengeleme sürecinden etkileniyor. Az önce dedim ya beyin denge halindedir. Bunu söyleyen Piaget'dir. Piaget diyor ki beyin sürekli denge halinde kalmak zorundadır. Çünkü dengesi bozulduğu zaman kendini denge haline getirebilmek için o konuyu araştırır, öğrenir, o şekilde rahat eder diyor. Dolayısıyla kavramsal değişim metinleri de dengeleme sürecinden etkileniyor. Öğrencinin önce dengesini bozuyor sonra tekrar dengeye getiriyor arkadaşlar. Bunu yazılı açıklamaların ve örneklerin yer aldığı bir metinle gösteriyor. Öğrenciye bildiklerinin yanlış ya da eksik olduğunu işaret eden açıklamalara ve örneklere yer veriyor. Doğru bilginin yer aldığı açıklamalarla ve örneklerle de tekrar dengeye getiriyor. Böylece kavram yanılgısında gidermiş oluyor. Tabi bu tür şeyler hazırlamak için gerçekten hani bunlarla ilgili çok araştırma yapmak gerekiyor. Çünkü öğrencilerde farklı yani yanlış bilgileri de kazandırabiliriz. O yüzden mesela kavramsal değişim metni hazırlayacaksak onu çok iyi araştırıp yapabiliriz. Ee, uygun bir şekilde hazırlamamız lazım. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Gelelim V diyagramlarına. Bakın V harfi şeklinde olduğu için aslında bu şekilde isim verilmiştir. Bu hem teoride kullanılıyor hem pratikte kullanılıyor arkadaşlar. Deney yönteminde yine aynı şekilde kullanılıyor. Ölçme ve değerlendirme aracı olarak da yine görev yapıyor. Bakın burada planlama var. Temel bir sorumuz var ve değerlendirme kısmı var. Bilimsel süreçle ilgili çalışmalar ve ispat etme olayı vardır. Ön öğrenmeleri yeterli düzeye getirme amacı yok. Yok burada. Burada öğrenilmiş bir konuyla ilgili hani bir deney falan yapılabilir. Soruna ilişkin derinlemesine bilgiler elde ediliyor. Mesela planlamada problemi belirleyip işe başlar. Sonra konunun derinliğini inceler. Sorunun cevaplarına yardımcı verileri toplar. Sonra arkadaşlar temel soruyu zaten oluşturuyor. Temel soruyu oluşturduktan sonra yapılandırılmış bir bilgi artık ortaya çıkıyor. Hani uygulama yapıyor, sorunun cevabına yardımcı verileri topluyor. Sonrasında değerlendirme aşamasına gidiyor. Verileri değerlendiriyor, sonuç çıkarıyor, ifade ediyor, hayatta ilişkilendiriliyor. Bu şekilde V diyagramı da kullanılabilir. Gelelim kavram ağlarına. Bunlara semantik ağ da diyoruz. Arkadaşlar bunun temel amacı yazılı bir metni daha anlaşılır hale getirmektir. Kavram haritasındaki en önemli farkı da merkezdeki kavramın etrafına yazılan diğer kavramlar kategorize edilir. Bu şekilde yerleştirilir. Mesela canlıların sınıflandırılması dedik. İlk önce mikroskobik canlılar dedik. Buraya protista ve monera yazdık. Daha sonra bitkiler dedik. Bitkileri çiçekli ve çiçeksiz yazdık. Mantarlar dedik. Şapkalı mantarlar, küf mantarları yazdık. Hayvanlar dedik, omurgalılar, omurgasızlar dedik. Yani bu şekilde ne oldu bakın? Bir kategori halinde ezberlemiş olduk. Mesela canlıları hayvanlar, bitkiler, mikroskobik canlılar ve mantarlar diye ayırıyoruz. Daha sonra onları da kendi içerisinde bir kavram ağı oluşturarak anlamış oluyoruz. Bu kavram ağları da oldukça kullanışlı ağlardır. Gelelim zihin haritalarına. Bu zihin haritaları da bu aralar çok böyle rovaşta bence. Arkadaşlar zihin haritalarında düşünerek ve bilinçli çağrışımları ve yaratıcı düşünceleri oluştururken kullanılan araçlardır bunlar. Düzenli ve kağıda geçirilmiş beyin fırtınasıdır aslında bu. Hani beyin fırtınasında mesela bir kelimeyle ilgili birçok şey söyleyebiliyorduk ya veya bir soruyla bir soru sorulduğunda onunla ilgili düşündüğümüz her şeyi söyleyip tahtaya yazıyorduk ya beyin fırtınasında. Bunu kağıda geçirilmiş hali gibi düşünün. Konuyla ilgili neleri çağrıştırılıyorsa onları haritalandırıyor arkadaşlar ve kağıda döküyoruz bunları. Harita yapılırken tüm yönleri açalım. Yapılabilir. Bakın burada mesela bir örneği var. resim, renk ve şekil kullanılabilir. Mesela hücre. Hücrenin ilk keşfi bakın mesela buradan yapmış ilk keşif kim? Robert Hook Nerede yapmış? Şişe mantar hücrelerinde. Daha sonra özelliklerine geldik. Mikroskobiktir, bölünme özelliğine sahiptir, kromozom içerir, canlıların ortak özelliğidir. Daha sonra şuraya geliyoruz. Hayvan hücreleri. Örnek vermiş. Sperm, yumurta, sinir, kas, kan. Burada ne yazıyor? Kemik hücreleri. Mesela bunlarla ilgili resim konabilir yine aynı şekilde. Mesela buraya bitki hücreleri demişiz. Bitki hücrelerinde yaprak, soğan zarı, polen, gözenek, kök gibi hücreler. Sonra ana bölümlere geliyoruz. Ana bölümlerine baktığımız zaman hücrenin sitoplazma, çekirdek, hücre zarı dedik. Yani bu şekilde baktığınız zaman böyle ağı genişleterek gidiyoruz arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Kavram ağları, pardon zihin haritası diyoruz. Gelelim bilgi haritasına. Bilgi haritasında herhangi bir konu konuya ilişkin içeriğin görseller üzerinden aktarılmasıdır arkadaşlar bilgi haritası. Burada bir haritadan fotoğraf ya da çizimden yararlanılır. Görsel yapı ilk bakışta önemli miktarda bilgi sunuyor. Bilgi haritası çok kullanılmıyor ama dediğim gibi şu zihin haritası şu ara çok kullanılan bir yöntemdir. Buna dikkat etmemiz lazım. ÖSYM e de sorabilir. Gelelim balık kılçığına. Arkadaşlar balık kılçığı tekniğinde bir sonun nedenleri ve ilişkili alt nedenlerini gösteriyor. Burada derinlemesine düşünme önemlidir. Analitik düşünme becerisini geliştiriyor. Yine nesnel düşünmeyi de sağlıyor diyoruz problem çözmede kullanılıyor ama bir probleme bir çözüm üretmiyor. Bakın burada mesela balık kılçığı yöntemi. Mesela en yüksek başarı düzeyine ulaşabilmek için neler yapması lazım bir öğrencinin? Bir kere okul çevresi bunu etkiler, ışık etkiler, çekicilik etkiler. Öğretmenler bunlar da etkiliyor değil mi? Destek verirler. Ek yardım, daha sonra öğrencileriyle ilişkisi, ödevler, sınavlar. Bunların yaptı? alt nedenleri değil mi? Daha sonra destek nasıl destek verecek ek ders etüt şeklinde destek verecek yine toplantılar olacak yine arkadaşlar burada ee, çalışma ortamı ev bunlar da ne yapıyor bakın balığın kılçığını etkiliyor yani buradaki ana temayı etkiliyor dolayısıyla bunların etkilemesi sonucunda mümkün olan en yüksek başarı düzeyi ortaya çıkmış oluyor balık kılçığı yöntemi bu şekilde gelelim metafora metafor arkadaşlar soyut benzetmelerde kullanılıyor. İşte öğretmen özel bir benzetme yaparak konuyu anlatıyor metaforda. Metafor bu şekilde. Gelelim beyin fırtınası. Ee, herhangi bir problem var elimizde. Buna kısa sürede çok sayıda yaratıcı çözüm yolu üretmesi aslında kullanılan bir, bir e, yöntemdir. Burada amaç kaliteli fikirler mantıklı fikirler öğretmek üretmek değil. Sıra dışı uç fikirler üretmektir arkadaşlar burada amaç ve temel amacımız hayal gücünü geliştirmektir aslında. Burada problem çözme ve yaratıcılığı geliştirmede en iyi yöntemdir. Esnek bir süre vardır. Tahtaya fikirler not edilir ve hiçbir şekilde eleştirilmez. Sen niye bunu söyledin? İşte bu yanlış falan gibi eleştirilmez. Öğrenci ne söylüyorsa o yazılır. Daha sonra bunlar hakkında düşünmeleri sağlanır. Gelelim son olarak simülasyon yani benzetim. Burada tehlikeli olan, zaman isteyen, maliyet yüksek olan durumlarda gerçeğe yakın ortamlar oluşturuluyor. Yaparak, yaşayarak yine öğrenme vardır simülasyonda. Uygulama yapılır. Bilgisayar yazılımları kullanılır. Maket, numuneler kullanılır arkadaşlar. Yine psikomotor becerilerin gelişmesini sağlar ve hayata hazırlar. Mesela şey gibi düşünün. Ee, bir sürücü kursunun işte otomobil kullanmayı hani öğretmesi için bir simülasyon veya benzetim tekniğini kullandığını düşünün veya işte bir e, deprem anını yaşatmak için bir simülasyon hazırladıklarını düşünün Vardır değil mi? E, evlerin tanıtımını özellikle yaparken mesela bir simülasyon hazırlıyorlar, Aşağıdan titreşim veriyorlar, siz içerisinde duruyorsunuz, hareket etmeye çalışıyorsunuz, yani bu nedir bir simülasyondur, benzetimdir. Evet böylece bu kavram yanılgılarını gidermede ve kavram yanılgılarını belirlemede kullanılan yöntemleri, teknikleri öğrendik. Şimdi gelelim laboratuvar deney bilgilerine arkadaşlar. Laboratuvar bilgileri oldukça önemlidir burada. Hani birkaç tane örnek vereceğim size buradan. Bunları anlatacağım. Daha sonra güvenlik sembolleriyle birlikte zaten bitireceğiz. Bu sene güvenlik sembollerinden çıktı 2022'de. O yüzden yine çıkma ihtimali vardır. Bu güvenlik sembollerini şöyle birkaç kere bir gözden geçirin derim. Gelelim deney bilgilerine arkadaşlar. Şimdi Deneyi aslında birçoğumuz yapmak istiyoruz, değil mi? Yani öğrencilere deney yapayım, anlatayım ama bazen okulların şartları uygun olmayabiliyor. Bizlerde şartların el verdiği derecede e, sınıf ortamında yapılabilen mesela eğer laboratuvar yoksa bile sınıf ortamında yapılabilen, maliyeti çok yüksek olmayan, özellikle MEB kitaplarında mesela hani çok maliyetli şeyler yok zaten deneyler yok. Dolayısıyla bu tür yapılabilir deneyleri yine Ortamda, sınıf ortamında da, laboratuvar ortamında da yapabiliriz. Şimdi deney arkadaşlar, bilimsel bir olayı kanıtlamak için yapılan bir deneme etkinliğidir. Deney. Deney koşulları belirlenmiş ve denetlenebilir ortamlarda yapılır. Öğrencilerde bilimsel düşünmeyi geliştirir. Öğretmen deneyin hedeflerini dersin hedefleri çerçevesinde belirler ve sonra da gerekli araç gereçleri önceden hazırlıyor. Bunu mutlaka yapması lazım. Çünkü deney sırasında eğer bu hazırlama olayı olursa zaman kaybı olur. Bir ya da birkaç deneme yaptıktan sonra sınıfta gerekli önlemlerini de aldıktan sonra ne yapıyor? Deney uygulamasını gerçekleştiriyor. Mesela siz direkt bir deney yapacaksınız. Direkt ilk yapacağınız deney öğrencilerin karşısında olmasın. Çünkü bir şey yanlış yapabiliriz. Ee, sonuçta biz de insanız veya ilk defa o deneyi yaptığımız için hani yanlış yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden önceden bir e, deneme yapın. Daha sonra öğrencilerin karşısında bu deneyi yapalım. Deneyi öğretmen yaptıktan sonra mutlaka öğrencinin de yapması lazım ve bilimsel süreçle ulaşılacak sonuçlar tartışılarak bulunması gerekiyor. Tabii bu her deney için geçerli olmayabilir ama deneylerde genelde tartışma ortamı olması gerekiyor. Şimdi gelelim bilimsel süreç becerilerine. Arkadaşlar bilimsel süreç becerileri şöyle ben hepsini yazdım ama burada da tek tek açıklayacağım. Birincisi gözlem. Nedir gözlem? Bir olayın, objenin incelenmesidir değil mi? Zaten mesela bunu biliyoruz gözlem. Duy organlarıyla arkadaşlar bir olayın, bir objenin incelenmesidir. Sınıflama, Objeleri, olayları ya da onları temsil eden bilgileri met bazı metotları kullanarak gruplara ayırmaktır sınıflama. Ölçme, yapılan nicel gözlemlerin geleneksel ya da geleneksel olmayan standartlarla karşılaştırılmasıdır. Yani ölçme dediğimiz karşılaştırma aslında burada. Sayı uzay ilişkileri kurma, burada matematiksel kuralları, formülleri, yine nitelikleri hesaplamada veya ölçülerle ilişki kurmada uygulamayı e, nesneleri düzlem, simetri eksenleri ve üç boyutlu şekillerine göre anlamayı ve anlatmayı içeriyor. Yani burada ne yapıyor? Uzay dediğimiz aslında üç boyutlu şeydir. E, bizim yaptığımız şeyin üç boyutlu halini düşünmek gibi anlayabilirsiniz sayı uzay ilişkilerini. Önceden kestirme, tahmin etme. Mesela verileri topladınız, ne yapıyorsunuz? Önceden tahmin edebiliyorsunuz. İşte e, olması beklenen şeylerin tahmin edilmesidir burada. Verileri kaydetme. Olaylar ve nesneler hakkında toplanan verileri ne yapacağız? Bir rapor halinde kaydetmemiz gerekiyor. Verileri kullanma ve model oluşturma. Bu da arkadaşlar şimdi verileri biz topladık. Gözlemlerimizi işte topladık hepsi. Ne yapıyoruz? Grafik, resim gibi birçok duyu organına hitap edecek şekilde bunları bir model oluşturarak gösteriyoruz. Bu nedir? Verileri kullanma ve model oluşturmadır. Verileri yorumlama. Şimdi deneylerle biz veriler elde ettik ya. Bu ee, elde edilen veriler arasındaki ilişkileri ve eğilimleri görme becerisidir verileri yorumlama mesela fotosentez deneyi yapıyorsunuz fotosentez deneyi sonucunda işte baloncukların çıktığını görüyorsunuz bunu ne yapıyoruz yorumluyoruz tamam mı verileri yorumlama bu şekildedir hani fotosentezden dolayı olmuştur ya da oksijeni sonundan dolayı olmuştur gibi elde ettiğimiz verileri ne yapıyoruz yorumluyoruz sonuç çıkarma veya yordama da denilebilir bir gözlemin ya da deneyin sonuçlarını yorumluyoruz ve belirli bir yargıda bulunuyoruz arkadaşlar. Bu sonuç çıkarmadır. Değişkenleri belirleme. Diyelim ki deneyin gidişatını etkileyecek tüm etkenlerin ifade edilmesine biz ne diyoruz? Değişkenleri belirleme. Mesela fotosentez deneyi yaparken ışık şiddeti veya ışığın dalga boyu. Bunlar ne yapıyordur? Değişkenlerdir değil mi? Bu değişkenlerin ee, ifade edilmesine biz değişkenleri belirleme diyoruz. Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme yine aynı şekilde bu deneyin gidişatını etkileyen etkenleri arkadaşlar değiştirebiliyoruz. Hipotez kurma ve test etme. Doğruluğu bir deneyle test edilebilecek bir problemin sorusunu geliştirmektir hipotez kurma. Mesela bizim deneyimiz neydi? Fotosentez deneyiydi değil mi? Bitki fotosentez yaptığı için işte e, oksijen üretir. Bu nedir? Bizim hipotezimizdir. Biz bu hipotez konusunda ne yapıyoruz? Deneyler yapıyoruz. Ve en sonunda deney yapmayı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bunu da e, bütün elde ettiğimiz verileri kullanarak bir deney hazırlıyoruz. Ve deneyin sonucunu da raporlaştırıyoruz. Mutlaka raporlaştırmayı unutmuyoruz. Çünkü yaptığımız deneyin herhangi bir anlamı kalmaz. Gelelim laboratuvar güvenlik sembollerine arkadaşlar laboratuvar güvenlik sembolleri de bu şekilde. Ee, yine slaytın en sonunda zaten mutlaka bunları bir gözden geçirin. Mutlaka geçirin. Burada hangisini sormuşlardı bize ya? Şunu sormuşlardı sanırım. 2022'de bu çıkmıştı diye hatırlıyorum ben. Evet, kolay alevlenir diye sanırım bu çıkmıştı. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam bu çıkmıştı arkadaşlar. Bakayım şurada. Hatta şu şekillerden biri çıkmıştı bu üçgenli şekillerden biri. Şu an soruyu tam olarak hatırlamıyorum ama bu şekillerden bir tanesi çıkmıştı. Bu şekillere mutlaka dikkat edin. Ee, çıkma ihtimali var yine. Geçen sene soruldu. Bu sene de sorulma ihtimali var. Çünkü deneye çok önem veriyorlar son zamanlarda. O yüzden de çıkma ihtimali yüksektir. Böylece alan eğitimi videolarımızı da bitirmiş olduk. Toplam 5 videoda çektim. Umarım memnun kalırsınız arkadaşlar. Hani ilk defa çektiğim bir konuydu. Dolayısıyla hani eksiklerim olmuş olabilir, yanlışlarım olmuş olabilir. Lütfen ee, kusura bakmayın, hakkınızı da helal edin. Sonraki videolarımız hangi videolar olacak? Tabii ki tabii ki konu konu çıkmış ÖABT videoları olacak. E, hem fen bilgisi hem de biyoloji öğretmenliğinden hazırladığım konu konu çıkmış sorulara bakacağız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.